Şimdi hangi konuya geçelim? Başka meseleler de var. Ben 15 Temmuz şehitlerinin çok ilginç buldum geçen hafta. Bir yardım toplanmıştı ve bu yardım paralarını alamamaktan şikayet ettiler. AKP Genel Merkezi önünde toplandılar ve coplandılar diye biliyorum. Bu konuyu siz daha iyi takip ettiniz. Şimdi bu 15 Temmuz hain kalkışmasında yakınlarını kaybedenler, yaralananlar ve şu anda yaşanılanları baktığımızda hükümetin herhangi bir şekilde bu olaylardan kendine bir siyasi rant devşirme olasılığı yok. Yani tamamen aleyhine işleyen bir süreç. Peki bu konu 3 yıldır neden gündemde? 2017'de bir vakıf kuruluyor isim olarak. Bu vakfa vatandaş para veriyor. 308 milyon yardım toplanıyor. Daha sonra mecliste gündem edildi ki bahsedilen kurulan vakıf adreste bulunamadı. Tartışmalar uzayıp gitti. Telefon numarası bile yok kurulan vakfın. 308 milyon TL toplanan vakfın. Yine bu parayı nasıl toplamışlar o zaman? Burası Türkiye diyelim. Burada toplarlar. Daha sonra tabii bu meclise taşınınca ilgili bakanlık vakfın mütevelli heyetinin resmi gazetede yayınlandığını, işte filan tarihte bu mütevelli heyetin toplanarak bir araya gelerek toplanan yardımları nasıl dağıtacaklarına karar vereceklerini açıkladı. Ve o süreç öylece bir yıla yakın devam etti. Tabii bu arada bu paralar nerede sorusu sorulmaya devam etti. Bu yakınlarını kaybedenler sordu bunu. Cevabı 2019 yılında Fuat Oktay verdi, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Paralar hazinede, emin ellerde dedi. Tabii burada yine soru ortaya çıktı. Ya bu para niye emin ellerde ki? Sahibinin elinde olması gerekiyordu. Yani bu parayı hazinede dursun diye vermedi bu insanlar. O hain kalkışmada tankların önüne yatanlara, silahlarla tarananların, ölenlerin yakınlarına verilmesi için verildi. Tabii süreç yine devam etti. O para verilmedi. 308 milyon. Ocak ayında, 6 ay önce Aile Çalışma Bakanlığı'nın önünde bu şehit yakınları yine toplandılar. Kamuoyunda misal A Haber'i olsun, ATV'si olsun, diğer kanallar olsun bunları haber yapmadığı için milletimiz bu gelişmelerden haberi yok. Çalışma Bakanlığı önünde bayağı bir eylem yapıldı. En son Çalışma Bakanı bu insanları ikna ederek en kısa sürede haklarının dağıtılacağını söyledi. Aradan 6 ay geçti. Para yok yine piyasada. Bu sefer daha çok ses yükseltebilmek, duyurabilmek için AKP Genel Merkezi önünde eylem yapma kararı aldılar, toplandılar. Ve ilginçtir. Yani bu insanlar bu vatan için yakınlarını kurban vermiş. Buna hiçbir polis yok kullanmaz. Oraya bunu toplanan insanlar vatan aleyhine slogan atmadı. Bayrak aleyhine slogan atmadı. Hükümet aleyhine de slogan atmadı. Hakkımızı istiyoruz dediler. Polisler dağılın, dağılırsınız ve gazlandılar, coplandılar, gözaltına alınmalar oldu. İlginçtir, attıkları sloganlardan birisi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buraya gelecek şeklindeydi. İçişleri Bakanı Soylu oraya gitmedi. Oradakileri makamına aldırdı ve çok ilginç bir cümle kurdu. Bu can bu bedende olduğu sürece sizin yanınızdayım, arkanızdayım. İyi, güzel. Para yine. Ertesi gün de Sayın Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gazilerinden birisini başdanışman olarak atadı. Olay kapandı mı? Ama paralar yine yok piyasada. Yani ben merak ediyorum. 308 milyon şu anda 339 milyona çıktı yanılmıyorsam. Çünkü faizde işliyor ya. Tabii bu arada Diyanet'in ve Cübbeli cemaatinin bu faiz midir değil midir, şehit yakınlarına faiz verilir mi sorularını da sormak lazım. Şehit yakınlarına faiz yedirecekler. Yani bu 308 milyonu hükümet verecek kadar muktedir değil mi? Neden vermiyor? Yok mu para? Halbuki hatırlarsın, şu hala devam ediyor mu bilmiyorum. Ajda Pekkan, Sibel Can, işte birçok şarkıcı çıktı. Cumhurbaşkanlığı konserleri düzenlendi ve bayağı bir para verildi bunlara. Yani
alacak kişinin kimliğine göre durum, hassasiyet değişiyor belki biraz. Neyse, fazla ileri gitmeyelim, karışmasın. Peki.